Merhaba arkadaşlar. Ben matematik öğretmeniniz Fethiye Tarnıverdi. Bugünkü dersimizde denklemler ve eşitsizlikler konusunun alt başlığı oran ve orantı kavramından bahsedeceğiz. Aynı türden iki çokluğun bölme yoluyla karşılaştırılmasına oran denir. En az biri sıfırdan farklı a ve b gerçek sayıları için a'nın b'ye oranı a bölü b veya bu şekilde gösterilir. İki veya daha fazla oranın birbirine eşitlenmesine de orantı denir. A'nın B'ye oranı eşittir, C'nin D'ye oranı eşitliği bir orantı belirtir. Ve A değerinin B değerine oranı, C değerinin D değerine oranına eşittir şeklinde de okunur. Sabit bir K değeri için A'nın B'ye oranı eşittir, C'nin D'ye oranı, o da eşittir K. Eşitliğindeki K değerine ise orantı sabit adı verilir. A'nın B'ye oranı, C'nin D'ye oranı eşitse bu aynı zamanda bu şekilde de gösterilir. Bu eşitlikte B ve C değerleri içler, A ve D değerleri dışlar olarak adlandırılır. Özelliklerine gelelim şimdi. A'nın B'ye oranı eşittir, C'nin D'ye oranı, o da eşittir K orantısında. Birincisi, içler çarpımı dışlar çarpımına eşittir. Yani A ile D'nin çarpımı B ile C'nin çarpımına eşit olur. 2. İçteki veya dıştaki terimler yer değiştirebilir. A'nın B'ye oranı eşittir C'nin D'ye oranında içler ya da dışlar yer değiştirebilir demiştik. D'nin B'ye oranı eşittir C'nin A'ya oranı diyebiliriz. Ya da A'nın C'ye oranı eşittir B'nin D'ye oranı diyebiliriz. Üçüncü özelliğimiz, oranların paylarının toplamı, paydalarının toplamına bölünürse orantı sabiti değişmez. Önemli arkadaşlar burası. Paydaların toplamı, paydaların toplamına bölünürse orantı sabitimiz değişmiyor. Paydaları toplayalım A artı C bölü, paydaları toplayalım B artı D. Yine orantı sabitimiz aynı kalır. Dördüncü özelliğimiz, M sıfırdan farklı, N de sıfırdan farklı olmak üzere oranların biri M sabit sayısıyla diğeri N sabit sayısıyla genişletilip pay ve paydalar kendi aralarında toplanırsa orantı sabiti yine değişmeyecektir. Şunu söylüyor. Burayı M ile genişletip burayı da N ile genişlettiğimizde yine yukarıdaki gibi payı ve paydaları topladığımızda orantı sabitimiz aynı kalmaktadır. Beşinci özelliğimiz, oranlar çarpılırsa orantı sabitinin karesi elde edilir. A bölü B eşittir C bölü D, o da eşittir K'ydı ya, çarpım durumunda burası K orantı sabitine eşit, burası da K orantı sabitine eşit, çarpım durumunda da K'nın karesine eşit olur. Örneğimize bakalım hemen. A virgül B elemanı da reel sayı olmak üzere A'nın B oranı 2 bölü 3 ve A artı B 15 ise A değerini bulunuz diyor. Öncelikle A'nın B oranı 2 bölü 3'e eşit olduğu için A sayısının 2'nin katı, B sayısına da 3'ün katı diyebiliriz. A ile B'nin toplamı var elimdeki bilgilerle. A artı B değeri 15'ti. A gördüğümüz yeri 2K, B gördüğümüz yeri de 3K yazdığımızda 15'e eşitlediğimizde 5K eşittir 15'ten. Her iki tarafı 5'e böldüğümüzde K değeri 3 olarak bulunur. A değerini soruyor. Kötürpeni yazıyoruz arkadaşlar. A değeri 2 kaydı. Cevabımız da 2 çarpı 3'ten 6 olarak bulunur. Örnek 2. A ve B sıfırdan farklı gerçek sayılar olmak üzere 2A eşittir 5B ise A artı B'nin A eksi B'ye oranı nedir diye soruyor. Bu eşitlikte de birbirlerine eşitliği sağlaması için A'ya diğer taraftaki sayının katı 5K, B'ye de sol taraftaki sayının katı yani 2K demeliyim ki birbirlerine eşitlensinler. Bakın 2 çarpı 5K'dan 10K yaptı. 5 çarpı 2K'dan 10K yaptı. Birbirlerine eşitlendiler. O halde A ve B değerini soruda yerine yazalım. Ne istiyordu bizden? A artı B'nin A eksi B'ye oranını. A ile B'nin toplamı 5K ile 2K'nın toplamından 7K olur. A'dan B'yi çıkart diyor. 5K'dan 2K'yı çıkarttığımızda da 3K olur. K'lar da sadeleşirse cevabımız 7 bölü 3 olarak bulunur. Örnek 3.
A bölü 2 eşittir B bölü 3 eşittir C bölü 5 denklem vermiş. A artı D çarpı C değerini bulunuz diyor. Öncelikle A, B ve C'ye hemen bulabilmek adına K yine orantı sabitini eşitliyorum. A nedir o zaman? 2 çarpı K'dan 2K. B nedir o zaman? 3K. C nedir? Paydadakinin katı 5K. Yerine yazdığımızda 2A diyor. 2 çarpı 2K'dan 4K olur. Arada eksi var. 3 tane B diyor. 3 çarpı 3K'dan 9K olur. Artı 4C diyor. 4 ile çarptığımızda da 20K olur. Toplamı kaçmış? 30. 20, 9 çıktı. 11, 4K 15. 15K eşittir 30'dan. Yine her iki tarafı 15'e böldüğümüzde K sabitimizi 2 olarak buluruz. Şimdi yerine yazalım. A, B, C değerlerini bulalım. A değeri 2K'ydı. K gördüğüm yeri 2 yazarsam 2 çarpı 2'den 4 olarak bulunur. B değeri 3K'ydı. K'yı 2 yazdığımda 3 kere 2'den 6 bulunur. C değeri de 5K'ydı. 5 çarpı 2'den 10. Önce çarpma işlemi yapılır tabii ki. 60, 4 daha. Cevabımız 64 olarak bulunacak. Örnek 4. A'nın B'ye oranı eşittir. C'nin D'ye oranı. O da eşittir. E'nin F'ye oranı. Orantı sabitimiz de 4 olarak verilmiş. A çarpı D çarpı E bölü B çarpı C çarpı F ifadesinin değerini bulunuz diyor. Elindeki bilgileri yazalım. Ayrı ayrı eşit diyelim mi orantı sabitine? A'nın B'ye oranı 4. C'nin D'ye oranı da 4. E'nin F'ye oranı da 4. Bu bilgilerden yararlanacağız. Şimdi burada A bölü B var. A bölü B'nin değeri neydi? 4'tü. Çarpı. D bölü C var. C bölü D 4'te tam tersi D bölü C 1 bölü 4'tür. E bölü F var. E bölü F değeri neye eşitti? 4'e. Eşittir diyelim. 4 ile paydadaki 4 gitsin. Cevap da 4 olarak çıkar. Örnek 5. X, Y, Z, T gerçek sayılar olmak üzere X'in Y'ye oranı eşittir. Z'nin T'ye oranı o da eşittir. 3 bölü 4. İfadesinin değerini bulunuz. Şimdi X'in Y'ye oranı, Z'nin T'ye oranı o da eşittir. 3 bölü 4. Kareler var. Kareleri bulurken X'in Y'ye oranı 3 bölü 4 ise tabii karesini aldığımda X kare bölü Y kare 3 bölü 4'ün de karesini alacağım. 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16. 9 bölü 16 çıkar. Aynı zamanda z kare bölü t kare de 9 bölü 16 çıkar. Peki paydaların toplamının oranı değiştiriyor muydu orantı sabitini? Hayır. O halde cevabımız ne olacaktır? 9 bölü 16. Örnek 6. A, B, C, D, E ve F gerçek sayılar olmak üzere orantı sabitimizi de vermiş. 2 bölü 3. Buna göre B değerini bulunuz. Bu önemli soru tiplerinden bir tanesi arkadaşlar. Şimdi 2A diyor. Demek ki burayı 2 ile genişletmiş. Artı 3C diyor. Demek ki burayı artı 3 ile genişletmiş. Eksi E diyor. Demek ki burayı da eksi 1 ile genişletmiş. Genişletilip toplama işlemi yapıldığında orantı sabiti değişmemesi gerekiyordu biliyorsunuz. Ben hem payı hem de paydayı genişletiyorum bakın. 2A artı 3C eksi E bölü 2B artı 3D eksi F. Neye eşit olmalı orantı sabiti değişmeyeceği için arkadaşlar? 2 bölü 3'e. Buranın değerini vermiş. Kaç vermiş? 24. O halde paydayı bulurum. Burası 24 ise kaç katı? 12 katı. Burası da 12 katından arkadaşlar. 3'ün 12 katından 36 olacaktır. 2B artı 3D eksi F eşittir 36'dan. 3D eksi F'yi biliyorum. 12. O zaman karşıya gönderdim. 2B eşittir. 36'dan 12 çıktı. 24. 2'ye böldüğümde de B değerini 12 olarak buluruz. Örnek 7. AX eşittir BY eşittir CZ. Bu da eşittir 12. 1 bölü X, 1 bölü Y ve 1 bölü Z'nin toplamı da 1 bölü 4 ise A artı B artı C değerini bulunuz. Öncelikle ayrı ayrı eşitlersek yine AX eşittir 12, BY eşittir 12, CZ eşittir 12 gelir.
A artı B artı C değerini soruyordu. O halde yalnız bırakalım. Buradan A değerini yalnız bırakırsak, iki tarafı X'e bölersek 12 bölü X. B değerini yalnız bırakırsak 12 bölü Y. C değerini yalnız bırakırsak 12 bölü Z. Toplamını soruyordu. 12 bölü X artı 12 bölü Y artı 12 bölü Z yapar. 12'ler ortak mı? Ortak. 12 parantezini alalım. Buradan 1 bölü X olur. Buradan 1 bölü Y. Buradan da 1 bölü Z. Zaten burada toplamını vermişti. Hemen yukarıda bakıyorum. Kaçtı? 1 bölü 4. O halde 12 çarpı 1 bölü 4'ten cevabımız 3 olacaktır. Şimdi orantı çeşitlerinden ilki doğru orantıyı göreceğiz. Doğru orantı şudur. İki çokluktan biri artarken diğeri de aynı oranda artıyor. Ya da iki çokluktan biri azalırken diğeri de aynı oranda azalıyorsa bu çokluklara doğru orantılıdır denir. Ve A ve B doğru orantılıysa A bölü B şeklinde gösterilir. Anlaştık mı? Şimdi ilk örneğimize bakalım. 3x eksi 1 ile y artı 3 doğru orantılı iki sayıdır. O halde doğru orantılıysa 3x eksi 1 bölü y artı 3 olarak gösterilecektir. Ve bu bir k orantı sayısına eşit olacaktır. Modelimiz bu. Bu modele göre x beşgen, x gördüğüm yere 5 yazıyorum. 3 çarpı 5 eksi 1 bölü y'si kaçmış 4. Y gördüğüm yere de 4 yazıyorum. Bu birinci durum diye düşünebilirsin. İkinci durum x 9'ken x gördüğüm yere 9 yazıyorum sonra. Y'si kaçtır? Bu sefer buradaki y'yi bilmiyorum. Ve tabii ki k orantı sayısı değişmeyeceğinden ikisi birbirine eşit olmalıdır. 3 kere 5 15, 1 çıksa 14 bölü 4 3 daha 7. 14 bölü 7'den burası ne geldi? 2 geldi. 9 kere 3 27, 1 çıktı 26 bölü y artı 3. Hemen kısa yoldan şöyle düşünelim. 26'yı kaça bölersem 2 gelir? 13'e. Y artı 3 eşittir 13'ten. Y değeri de 10 olarak bulunacaktır. Örnek 9. ABC sayıları sırasıyla 3, 5, 7 sayıları ile doğru orantılıdır. Doğru orantılı dediğinde A sayısına sırasıyla dediği için 3K, B sayısına 5K, C sayısına da 7K diyeceğiz. Toplamları 60'mış. 3K, 5K daha 8K, 7K daha 15K. 15K eşittir 60'tan. Her iki tarafı 15'e böldüğümüzde K değeri 4 olarak çıkar. C eksi B'yi soruyor. C eksi B 7K'dan 5K'yı çıkar. 2K nedir diye soruyor arkadaşlar. K'yı ne bulmuştuk? 4 bulmuştuk. Yerine yazalım. 2 çarpı 4'ten cevabımız 8 olacaktır. Ters orantıya geldik şimdi. İki çokluktan biri artarken diğeri aynı oranda azalıyor ya da biri azalırken diğeri aynı oranda artıyorsa bu çokluklara da ters orantılıdır diyeceğiz. A ve B ters orantılı ise A çarpı B eşittir K şeklinde gösterilir. Ters orantılı çözümü şöyle yapabilirsiniz. A, B, C sayıları sırasıyla 2, 3, 6 ile ters orantılıdır. A artı B artı C 8, A, B, C sayılarını bulunuz. Öncelikle çözümdeki gibi bir yolu vardır. Aynı zamanda şöyle bir yolu daha vardır. Onu size göstereyim. 2, 3 ve 6'nın ortak olarak en küçük ortak katı yani ekokunu bulalım. 12 diyebilir miyiz? Deriz. O halde bu 3 sayıyı 12K'da eşitlemek adıyla A'ya ne söylerim? 2'yi neyle çarpsam 12K olur? 6K ile. O zaman A değerini 6K diyeceksiniz. B değerine 3'ü neyle çarpsam 12K olur? 4K diyeceksiniz. C değerine 6'yı neyle çarpsam 12K olur? 2K diyeceksiniz. Bu şekilde doğru orantıya çevirip daha kolay şekilde paydayla uğraşmadan yapabilirsiniz. 6K, 4K ve 2K'nın toplamı 8 ise 12K yaptı burası. Her iki tarafı 12'ye bölüyorum. K değeri 8 bölü 12'den sadeleşir 4'e bölünürler. 2 bölü 3 olarak bulundu mu? Hadi A'yı, B'yi, C'yi bulalım. A değeri neydi? 6K'ydı. K gördüğüm yere 2 bölü 3 yazıyorum. 12 bölü 3'ten 4 geldi. B değerine geçtim. 4K'ydı. 4 çarpı 2 bölü 3'ten 8 bölü 3 oldu.
Son olarak C değerini bulalım. 2 kaydı. Yine K gördüğüm yere 2 bölü 3 yazıyorum. 2 çarpı 2 bölü 3'ten de 4 bölü 3 olarak bulunur. Örnek 11. A sayısı B sayısı ile doğru. Doğru orantılı ise bölüm şeklinde yazılıyordu. C sayısı ile ters orantılıdır. Ters orantılıda da çarpım halinde yazılıyordu. O halde eşittir ne diyeceğiz? K diyeceğiz. Buna göre yine bir önceki soruda yaptığımız gibi birinci durumu, ikinci durumu eşit bilinmeyeni bulacağız. Şimdi ne söylemiş? A değerine 4 demiş. B 2, C de 6 iken diğer durumda A değeri 5, B değeri 10, C değeri kaçtır diye soruyor. Düzenlememizi yapalım hemen. 4'ü 2'ye böldüm 2. 6 kere 2 12 eşittir. 5'e böldüm 1. 5'e böldüm 2. B bölü 2'den. İçler dışlar. C değeri 12 çarpı 2'den 24 olarak bulunur. Peki altın oran nedir? Altın oranın yaklaşık olarak ifadesi 1,618'dir. Oran orantı problemindeyiz. A, B, C ve X gerçek sayılar olmak üzere. Bu ifadede A ile B ve C ile X arasında doğru orantı varsa, içler dışlar diye tabir ettiğimiz A'nın X'e eşitliği, A'nın ile X'in çarpımı eşit olmalı B ile B'nin çarpımına. Eğer ki ters orantı varsa o halde karşılıklı çarpımları birbirine eşit olmalıdır. Örnek 12. Bir izci kampında 30 izciye 50 gün yetecek kadar yiyecek vardır. 10 gün sonra kamptan kaç izci ayrılırsa kalan yiyeceğin kalan izcilere 75 gün yeteceğini bulunuz. Öncelikle 10 gün sonra 30 kişiye 40 gün yetecek kadar yiyecek kalmıştır. Ayrıca kamptan x kişi ayrılırsa geriye de 30 eksi x kişi kalır. 40 gün yetecek kadar yiyecek kaldı. 10 gün geçti çünkü arada. Ve kalan kişi sayısı neydi? 30 eksi x'ti. Şimdi kişi sayısıyla yiyeceğin yeteceği gün sayısı ters orantılıdır, değil mi? Kişi sayısı artarsa çünkü yiyeceğin yetebileceği gün sayısı azalır. O halde bir artıyor, diğer azalıyorsa iki çokluk arasında ters orantı vardır diyorduk. O zaman 30 kişiye 40 gün yetiyorsa 30 eksi x kişiye 75 gün yeteceğini söylüyor. O halde ne dedik? Ters orantı. Ters orantılı da karşılıklı çarpımlar birbirine eşittir. 30 ile 40'ın çarpımı eşit olmalıdır. 30 eksi x ile 75'in çarpımına. Burada da sadeleştirmeyi yaparsak x değerini 14 olarak buluruz. Furkan, Fatih ve Feyza isimli 3 arkadaş 144 adet cevizi sırasıyla 3, 4, 6 sayıları ile ters orantılı olarak paylaşacak en az ceviz alan. Benim biraz önce çözdüğüm gibi yine paydayla uğraşmamak adına öyle çözelim. 3, 4 ve 6. 12K'da birleşir mi? Evet. O zaman 3 ile ters orantılı olan 12K olması için 4K ile doğru orantılıdır. 4 ile ters orantılı olan 3K ile doğru orantılı, 6 ile ters orantılı olan 2K ile doğru orantılıdır. Toplamda 144 adet vardı, doğru mudur? Toplayalım. 4K, 3K daha 7K, 2K daha 9K. 9K eşittir 144. Her iki tarafı 9'a bölelim. K değeri 16 olarak bulunacaktır. En az cevizi mi soruyor? En az ceviz hangisinde var? Tabii ki 2K olan. 2K olan da Feyza sırasıyla geldiğimiz için. Feyza'nın o halde 2K cevizi varsa ve K'yı da biz kaç bulduk? 16 bulduk. 2 çarpı 16'dan da cevabımız ne olacak? 32. Örnek 14. Ceren bir yolu saatte 80 km hız yapan A otobüsü ile 6 saatte gidiyor. Aynı yolu B otobüsü ile 8 saatte döndüğüne göre B otobüsünün dönüşteki hızının saatte kaç kilometre olduğunu bulunuz. Şimdi 80 km hızla 6 saatte gidiyor. Aynı yolu 8 saatte dönüyor. 8 saatte döndüğündeki hızı soruyor. Yine hız ve zaman arasında ters orantı yok mudur? Hızı arttıkça çünkü zaman azalır.
O halde 1 artıyor, diğer azalıyorsa ters orantı. Ters orantıysa karşılıklı çarpımlar birbirine eşit olacaktı. 80 ile 6'nın çarpımı eşit olmalıdır. B ile 8'in çarpımına. Yine sadeleşmeyi yaparsak dönüşteki hızını 60 km bölü saat olarak buluruz. Örnek 15. Marangoz Ahmet Usta bir kalası 4 parçaya 12 dakikada bölebiliyorsa, aynı kalası Ahmet Usta'nın 8 parçaya kaç dakikada bölebileceğini bulunuz. Öncelikle bir kalası 4 parçaya bölebilmesi için Marangoz Ahmet Usta'nın kaç tane kesim yapması lazım? 3 tane kesim yapması lazım değil mi? 3 kesim için kaç dakikasını harcıyormuş? 12 dakikasını harcıyormuş. Peki 8 parçaya bölmesi için kaç kesim yapması lazım? 1 eksi 7 kesim yapması lazım. Ve kaç dakika harcayacağını soruyor. Peki adada doğru orantı mı vardır, ters orantı mı vardır? Şimdi kesim sayısı artarken tabii ki kesim için ayıracağı zaman dilimi de artacağından iki çokluk da arttığı için arada doğru orantı vardır. Yani içler dışlar çarpımı yapacağız. 3 çarpı x eşittir 7 çarpı 12'den 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 4. X değeri 7 çarpı 4'ten 28 dakika olarak bulunur. 16. sorumuzdayız. Boyacı Serdar Usta 3 farklı renkteki boyadan A, B ve C litre alıp A'nın B'ye oranı 1 bölü 3 ve B'nin C'ye oranı 2 bölü 5 oranlarında karıştırarak yeni bir boya rengi elde etmiştir. Serdar Usta toplam 46 litre boya kullandığına göre C değerini bulunuz. Öncelikle iki tane orantımız var. A'nın B'ye oranı 1 bölü 3, B'nin C'ye oranı da 2 bölü 5. Her ikisinde aynı olan harf ne? B. Bu tip soruda B'yi eşitlemeniz gerekiyor. B'yi nerede eşitleyebiliriz? Bir tarafta 2'nin katı, bir tarafta da 3'ün katı. 6K'da eşit diyelim mi? B gördüğüm yere 6K yazalım. Öncelikle buradan başlayalım. 3 katı o halde C ne olur? 15K olur. 2 katı, 2 katından A ne olur o halde? 2K olur. Toplam 46 litre boya mı kullanıyor? O halde toplayalım. A 2K, B 6K, C de 15K'ydı. Toplamları 46 olacak. 8, 15 daha 23K. 23K eşittir 46'dan. Her iki tarafı 23'e böldüğümüzde K değeri 2 olarak bulunur. C'yi soruyor. C neydi? 15K'ydı. K'yı biz ne bulduk? 2 bulduk. 15 çarpı 2'den o halde cevabımız 30 litre olacaktır. Son olarak Zeynep okuduğu kitapları 5 ile doğru, 3 ile ters orantılı olarak iki farklı gruba ayırıyor. Sayfa sayısı 300'ün üzerinde olan kitapları üst rafa, sayfa sayısı 300 ve 300'ün altında olan kitaplarını alt rafa diziyor. Üst rafa dizdiği kitap sayısı alt rafa dizdiği kitap sayısından 42 fazla olduğuna göre Zeynep'in okuduğu kitap sayısını bulunuz. Şimdi 5 ile doğru orantılı olan kitap sayısına A diyelim. Sayfa sayısı 3 ile ters orantılı olana da B diyelim. O zaman doğru orantılı dediğine göre A'nın 5'e oranı eşittir. Ters orantılı olduğuna göre 3B, o da eşittir K sabiti çıkar. Buradan A 5K olur. B de K bölü 3 olur. Şimdi A sayısı B sayısından 42 fazla mıydı? Evet. A eşittir B artı 42'den. A neydi? 5K'ydı. B neydi? K artı 3'tü. Artı 42'den. K artı 3'ü sol tarafa atalım. Eksi K bölü 3 olarak gelir. Eşittir 42'den. Haydi eşitleyelim. 5 kere 3 15K'dan bir tane K çıkarırsak 14K bölü 3 eşittir 42. 14'e böldüm 1. 14'e böldüm 3. K değeri içler dışlardan 3 çarpı 3'ten 9 olarak bulunacak. Neyi soruyor? Toplam kitap sayısını soruyor. Yani A ile B'nin toplamı. A 5K'ydı. B de K bölü 3'tü. Toplarsak 15K bir daha 16K bölü 3 ya da direkt bu ifadede K gördüğümüz yere 9 yazarsak cevabımız 48 olacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar.